Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cehalet güçtür. Sizler de dünya genelindeki bu savaş çığırtkanlığından rahatsız değil misiniz? Siyasetçiler, savaşlar sanki her 5-10 yılda bir olması gereken kaçınılmaz bir doğa olayıymış gibi davranıp milyarlarca insanı da peşlerinden sürüklüyor. Buna inandırmaya çalışıyor. Savaş bir doğa olayı, bir doğal afet değil. Siyasetçiler bir takım çıkar grupları çıkarmazsa olacak bir şey de değil. George Orwell'ın 1984 kitabı son yıllarda epey tartışılır oldu. Çoğu insan şu soruyu soruyor. Orwell, geleceği öngören bir deha mıydı yoksa sadece iyi kurgu yapabilen bir yazardı ve yazdıkları hoşuna giden birileri tarafından günümüzde uygulamaya mı kondu? Ya da o da her şeyin bir parçası mıydı? Kitaptan alıntı yaptığım girişteki cümle günümüze ne kadar da uygun. Barışa ulaşmak, barışı korumak için çeşitli gerekçelerle oraya buraya saldırıp savaşalım nidaları atılıyor. İnsanın özgür olması başı bozuklukmuş gibi görülüp belirli bazı gruplara bağlanıp o grubun güdümünde ne istenirse yapması, yani özgürlüğünü satması isteniyor. Tek başına kölesin, bize katıl, özgür ol deniyor. Cümlenin son bölümü. Cehalet güç mü peki? Evet, hem de büyük bir güç ama cahiller için değil, cahilleri güdenler için. Bir ülkeyi ele geçirip milletini yok etmenin en kolay yolu halkı cahilleştirip istediğin amaç doğrultusunda güdebilmektir. Evet, Orwell sinir uçlarına dokunacak enteresan ifadeler yazmış. Bu videoyu Almanya'da yapılan son açıklamalar ışığında hazırlamaya karar verdim. Putin'in Batı'yı tehdidi sonrası Avrupa'da da siyasetçiler sık sık olası bir savaştan bahsediyor. Tehdidin giderek arttığını düşünen Alman Federal Sivil Koruma Dairesi'nin Almanya için bir sığınak koruma planı geliştirmeye başladığı haberleri yer aldı basında. Bild gazetesi vatandaşların en yakın sığınağı olan mesafeyi öğrenebilecekleri özel bir cep telefonu uygulamasının geliştirileceğini yazdı. Bunun yanı sıra hangi kamu binalarının ve metro istasyonlarının gerekirse sığınağa dönüştürülebileceğinin incelendiği bildirildi. Vatandaşlara da evlerinde, bodrum katlarında ya da mümkün alanlarda kendi sığınaklarını kurmalarının tavsiye edilmesi bekleniyor. Peki tehdit ne kadar gerçek, yoksa yaklaşan seçim öncesi korku mu yayılmak isteniyor? Putin'in ne yapacağı gerçekten belirsiz. Her an her şeyi yapabilecek biri. Amerika'daki mevcut hükümet de Biden gitmeden işleri daha da kızıştırmak istiyor gibi. Trump da bir barış meleği değil, her ne kadar göreve başlayınca bütün savaşları durduracağını iddia etse de. Özetle insanlığın kaderi 3-5 adamın elinde. Halka soran yok. Federal İçişleri Bakanlığı'na göre şu anda Almanya'da yaklaşık 480 bin kişiyi alabilecek 579 sığınak bulunuyor. Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından neredeyse hiç kimse Almanya'da gerçek bir savaş riskinin olduğuna inanmıyordu. 2007 yılında kamu sığınaklarının kapatılmasına karar verilmişti. Daha önce Almanya'da ziyaret ettiğim şu sığınak da mesela müzeye dönüştürülmüştü. Peki gerçekten korkulacak bir durum var mı? Hem evet hem hayır. Dediğim gibi kaderimizi ellerinde tutan 3-5 adamın ne yapacağı belli değil. Öte yandan bahsettiğim sığınağı ziyaret ettiğim için de içim az da olsa rahat. Çünkü orada Soğuk Savaş döneminde benzer hazırlıkların yapıldığını görmüştüm. Mesela dönemin Almanya Cumhurbaşkanı'nın 3. Dünya Savaşı konuşmasının metni bile var müzede. 1966 yılındaki Falex 66 adlı NATO tatbikatı için hazırlanan konuşmada eğer Sovyetler Birliği Almanya ve müttefiklerine saldırmış olsaydı Almanya Cumhurbaşkanı'nın 3. Dünya Savaşı'nı halka nasıl duyuracağı çok önceden yazılmış. Neyse ki o konuşma hiç yapılmadı ama eminim şu anda her ihtimale karşı yeni bir konuşma hazırda tutuluyordur. Umarım okumak kısmet olmaz. Bir de şu var. Bu sığınaklar konulu acil eylem planı henüz plan aşamasında. Alman bürokrasisini düşününce planların eyleme geçmesinin hiç de hızlı olacağını düşünmüyorum. Sadece Almanya değil diğer Avrupa ülkeleri de alarmda. Polonya baharda Kaliningrad'la sınırında sığınaklar ve hendekler inşa edeceğini duyurdu. 5,5 milyon nüfusa sahip Finlandiya'da 5 milyon kişiye barınma sağlayabilecek 50.500 sığınak bulunuyor. Tesislerin tarihi Soğuk Savaş dönemine kadar uzanıyor. Yalnızca başkent Helsinki'de sığınaklarda 900 bin kişilik yer var. Bu şehrin nüfusundan daha fazla. Keşke her ülke halkını İskandinav ülkeleri kadar korusa. Evet, nüfusları az ama yine de olası savaş durumunda neredeyse kimse açıkta kalmayacak. Almanya'nın 84 milyonluk nüfusuna karşı
480 bin kişilik sığınağı düşününce fark açıkça görülüyor. İngiltere'de ise halk kendi kendini koruma peşinde. Bahçeli evleri olanlar internetten nükleer saldırıya dayanıklı sığınak alma yarışına girmiş, tabii talep olunca fiyatlar da uçmuş. Çoğu Amerikalı da özellikle kasırgalar nedeniyle hali hazırda sığınaklara sahip zaten. Türkiye'de ise sadece savaş çıkacak açıklamaları var. Halkı koruyacak bir önlem göremedim. Tıpkı deprem gibi. Deprem olacak da deniyor ama ona karşı da bir önlem alındığını göremedim. Türkiye'de köyler dışında çok az insanın bahçeli evi var. Olsa da milyonlarca lira verip sığınak yapacak gücü yok kimsenin. Ki zaten Türk halkı olarak biz genelde yumurta kapıya dayanınca konseptiyle yaşadığımız için böyle barınak, sığınak inşa etme bilincimiz de yok. Anca zenginler yapıyordur yapıyorsa. Tarihi yeniden yazmak, hafızaları kontrol etmek demektir. Orwell'a geri dönelim. Nasıl oldu da bir adamın yazdığı kitaptaki distopik dünyanın içine düşüverdik birden? Bilim kurgu nasıl? Bugünün gerçeği oldu. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır demiş ya bir büyük adam. Orwell'ın yazdıkları da onun söylediklerine benziyor. Aslında bu iki sözü de yorumlamayacağım, ne demek istedikleri ortada. Kimse bir ülkenin tarihinin uydurma ifadelerle farklı gösterilmesine izin vermemeli. Böyle bir durumda o ülkenin sadece geçmişi değil, geleceği de çalınma riski taşır. Totaliter rejimlerin tarihi değiştirmeye çalışmasının nedenlerinden biri, toplumu geçmiş referans noktalarından veya karşılaştırma standartlarından arındırmak istemesidir. Çünkü bu vatandaşlara geçmişteki yaşamın kısır ve baskıcı şimdiki zamandan çok daha iyi olduğunu hatırlatır. En fazla 20 yıl içinde şu devasa ve basit sorunun devrimden önceki hayat şimdi olduğundan daha mı iyiydi sorusunun yanıtı tamamen ortadan kalkacaktı. George Orwell 1903 yılında Hindistan'da doğdu. Gerçek adı Eric Arthur Blair. Aslında Orwell'ın distopik dünyası yerine Blair'in distopik dünyası demek daha doğru olur. Orwell İngiltere'nin en eski ve elit özel okullarından Eton'da eğitim gördü. Hatta buradaki hocalarından biri Cesur Yeni Dünya kitabının da yazarı olan Aldous Huxley'di. Orwell 1922'de o dönem İngiliz sömürgesi olan Burma'da bulunmuş, kısa süreliğine buranın polis teşkilatında görev yapmıştı. Memuriyeti döneminde acımasız uygulamalara şahit olmasının onda emperyalizme karşı derin bir öfke geliştirmesine yol açtığı söyleniyor. Daha sonra Fransa'ya geçti. 1933 yılında Paris ve Londra'da Beş Parasız adlı romanını yazdı. Belki de kendini anlattı çünkü çoğu zaman beş parasızdı. 1936'da İspanya'da darbe girişiminde bulunan ve Hitler'le Mussolini'nin de desteğini alan Franco'ya karşı çarpışacak gönüllülere katılarak İspanya'ya gitti. Orwell burada boğazından vuruldu. Uzun süre konuşmakta güçlük çekti. Savaşa dair anılarını daha sonra Katalonya'ya Selam adlı eserinde aktardı. 1941'de BBC'de çalışmaya başladı. Sürekli gözetim altındaki bilim kurgu bir dünyayı yazan Orwell'ın kendisi de sürekli gözetim altındaydı. Mesela 1936 Wigan kenti polis belgelerinde Orwell'ın adı geçiyor ve tanınmamış genç bir adamın komünist eylemlerinden bahsediliyor. Yıllar sonra ortaya çıkan istihbarat belgelerinde de Orwell'dan hem büroda hem de boş zamanlarında gelenek dışı giyindiği için özellikle şüpheli olarak bahsedilmiş. Ne kadar saçma bir bahane. Orwell hakkında komünist örgütlerle bağlantıları olduğu iddia edilerek 20 yıldan başlayan hapis sistemleriyle davalar açıldı. Fakat İngiliz istihbaratı Orwell'ın komünistlerle bir bağlantısı olmadığını bildirince kurtuldu. Orwell ise kendisini hümanist ve ateist olarak tanımlıyordu. 14 yaşına kadar Tanrı'ya ve onun dediği iddia edilen şeylere körü körüne inandım. Fakat onu sevmediğime tamamen emin oldum. Yaşamı boyunca hep kiliseyi eleştirdi. Kilisenin halktan bu kadar kopuk olmasını bencillik olarak nitelendirdi. Her devrimci vatansever, her vatanseverse devrimci olmalı. Bu açıklamayı İkinci Dünya Savaşı sırasında yazdığı bir makalede yaptı. Günümüzde ise her vatansever devrimci duygular taşısa da devrimcilerin vatanseverliği artık faşizm olarak görülüyor. Gerçi Orwell da savaşın başında farklı düşünüyormuş. İngiltere'nin Almanya'ya saldırmaması gerektiğini savunuyormuş ama ilerleyen yıllarda Hitler'in yaptıklarını görünce fikri değişmiş. Onu günümüzde bu kadar ünlü yapansa 1984 adlı romanı
ve Hayvan Çiftliği. O da en az 1984 kadar etkileyici. Orwell 1949'da İşçi Partisi hükümeti tarafından Sovyet yayılmacılığı ve komünizmle ideolojik mücadele amacıyla kurulan Dışişleri Bakanlığı Bilgi Araştırma Dairesi'nde çalışmaya başlayan arkadaşı Celia Kirwan'a Sovyetler Birliği ve veya Büyük Britanya Komünist Partisi sempatizanı oldukları ve dolayısıyla görev verilmeye uygun olmadıklarını düşündüğü aydın ve sanatçılardan oluşan 38 kişilik bir liste vermişti. Bu liste 2003 yılında ortaya çıkmış, The Guardian gazetesinde yayımlandıktan sonra belgenin aslı Dışişleri Bakanlığı'nca da açıklanmıştı. Bu nedenle komünistler tarafından eleştirilerek anti-Sovyet tavrıyla emperyalizme hizmet ettiği iddia edildi. 21 Ocak 1950'de henüz 46 yaşındayken Londra'da veremden hayatını kaybetti. Orwell çok tartışmalı bir isimdi. Kimi onu emperyalizm destekçisi olarak gördü, kimi de komünist olarak gördü. Ama her ne kadar gözetim sistemini eleştirse de kendisi de vaktiyle birilerini gözetleyip fişlenmesine sebep olmuş. Peki 1984 nasıl bir dünya öngörüyor? Herhalde bu kitabı günümüzde okumayan kalmamıştır diye düşünüyorum. Aslında Orwell kitaba Avrupa'daki Son Adam adını vermişti. Ancak yayımcı kitabın adını 1984 olarak değiştirdi. Bu kitap Rus yazar Zamyatin'in Biz adlı eserinden esinlenmişti. Özetle konu şöyle, 1950'lerin ortalarında bir nükleer savaş ve dünyanın tahribatı dünyanın 3 süper bölgeye ayrılmasına yol açıyor. Okyanusya, Avrasya ve Doğu Asya. 1984'e gelindiğinde Londra, kukla Big Brother yani Büyük Birader tarafından şekillendirilen, tüm iktidarı elinde bulunduran bir tek parti tarafından kontrol edilen Okyanusya'nın bir eyaleti olan Airstrip One'ın başkentidir. 1984 baharında seçkin dış parti üyesi Winston Smith, önceleri bir kadın düşünce polisi üyesi olabileceğinden şüphelendiği Julia ile karşılaşır ve olaylar serisi başlar. Kitap sosyalizm karşıtı olarak nitelendirilse de Orwell buna karşı çıkmıştı. Yeni romanımda sosyalizme ya da bir destekçisi olduğum Britanya İşçi Partisi'ne bir saldırı kastetmedim. Fakat merkezileştirilmiş bir ekonominin yol açabileceği, halen komünizm ve faşizmde kısmen gerçekleşmiş olan bozukluklara değindim. Kitabın konusunun Britanya'da geçmesi, İngilizce konuşan ırkların doğuştan diğerlerine göre daha üstün olmadığını ve karşı durulmadığı takdirde totalitarizmin herhangi bir yerde zafer kazanabileceğini vurgulamak içindir. Romanın distopik dünyasında totaliter bir merkezi tek partinin yönetiminde gerçekleştirilen korku, propaganda ve beyin yıkamayla halk ve hayat manipüle ediliyor. Büyük birader ve düşünce polisi gibi kavramlar yer alıyor. Her kayıt yok edildi ya da tahrif edildi. Her kitap yeniden yazıldı. Her resim yeniden boyandı. Her heykel, sokak ve bina yeniden adlandırıldı. Her tarih değiştirildi. Ve bu süreç gün be gün, dakika dakika devam ediyor. Tarih durdu. Partinin her zaman haklı olduğu sonsuz bir şimdiki zamandan başka hiçbir şey yok. Kitaptaki çift düşün tekniği ile karşıt kavramlar bir arada kullanılarak kişinin bariz gerçeğe aykırı olanı kabul etmesi bekleniyor. Çünkü kitaptaki düzende merkezi tek partiye bağlılık gösterilmesi için insanın gerekirse akla aykırı olanı bile doğru olarak kabul etmesi gerekir. Geçmişi kontrol eden geleceği de kontrol eder. Bugünü kontrol eden geçmişi de kontrol eder. Günümüzde bizim de görülmeyen Big Brother'larımız var. 7/24 bizi gözetliyorlar hem de bizim onayımızla. Sosyal medyayla hayatlarımızı otoritenin adeta canlı gözetimine sunduk. Hangi saatte nerede ne yapıyoruz, ne yiyoruz, siyasi, dini ya da çeşitli konulara dair görüşümüz ne? Hepsini kendi ellerimizle sunuyoruz. Düşünün, geçmişte birini belirli bir siyasi görüş nedeniyle gözaltına alıp sorgularlardı. Sen şu musun, bu musun diye, şu veya bu örgüte üye misin diye. Bugün sorguya gerek yok, ifadenizi doğrudan sosyal medyada veriyorsunuz. Ve yetkili kurumlar uygun görürse, yani görüşünüz beğenilmezse tutuklanıyorsunuz. Telefonlardaki kamera ve mikrofonlar da birer casus. Sadece internette yaptığınız aramalarla ilgili reklamlar değil, aranızda konuştuğunuz konulardaki reklamlar da karşınıza çıkmıştır. Bizi dinliyorlar diye espri yapmışsınızdır çoğunuz. Evet, dinleniyorsunuz. Çünkü kullandığımız sayısız uygulamaya cep telefonlarının mikrofonlarına erişim hakkı da veriyoruz. 1984'te halk sürekli olarak kameralarla gözetlenir. Evlerde gizli mikrofonlar, her odada tele ekranlar vardır.
1940'larda yazılmış bir kitap için oldukça ilerici bir görüş. Günümüzde kamera olmayan yer yok malum. Yine 7/24 gözetleniyoruz. Her ne kadar bunun bizim güvenliğimiz için olduğu söylense de. Çin ise adeta 1984 pilot projesi gibi. Orada bulunduğum süre içinde ürpertici şeyler gördüm. Her sokak başında içinde polislerin bulunduğu kameralı kulübeler var. Vatandaş sürekli yüz tarama sistemleriyle taranıyor. Tuvalette bile rahat yok. Mesela Çin Seddi'ndeki bu tuvalette tek yaprak tuvalet kağıdı alabiliyorsunuz. O da yüz tanıma sistemiyle. Yüzünüzü kameraya gösterip tuvalet kağıdını alıyorsunuz. İkinciye yüzünüzü gösterince elleriniz boş kalıyor. Buraları genelde turistler kullanıyor. Aslında turistleri kontrol içinde ideal bir sistem kurmuşlar. Sosyal kredi sistemine girmiyorum bile. Çin'de nasıl yürüdüğü malum. Ama bunun hem açık ama farklı isim altında Almanya'da da olduğunu biliyor musunuz? Adı Şufa olan bir kredi kuruluşu var. Ev kiralamak ya da kredi çekmek istediğinizde bu kurumdan kredi notu alıyorsunuz. Krediniz düşükse size ne ev ne de para veriyorlar. Günümüzde kitaptaki tele ekranların yerini Alexa'lar, Siri'ler aldı. Bir daha ormana taşınıp telefonsuz yaşamadığımız sürece tıpkı 1984'teki gibi artık özel hayatımız yok. Tele ekran aynı anda hem görüntü alıyor hem de iletiyor. Elbette herhangi bir anda izlenip izlenmediğinizi bilmenin hiçbir yolu yoktu. Hatta herkesi sürekli izledikleri bile düşünülebilirdi. Ama ne olursa olsun istedikleri zaman ekranınıza bağlanabilirlerdi. Çıkardığınız her sesin duyulduğu ve karanlık dışında her hareketin incelendiği varsayımıyla yaşamak zorundaydınız. Romandaki propaganda ve dezenformasyon konusuna gelecek olursak, günümüzde bunun tillağını yapıyorlar. Hükümetlerin fikrinin aksini içeren bir görüşü bertaraf etmek için bu görüşü öne sürenler, troller aracılığıyla anında linçlenip o kişi resmi kanallarca da hain, terörist veya komple teorisini ilan edilerek toplumdan sessizce uzaklaştırılıyor. Ayrıca vatandaşların kitlesel gözetimi 1984'ün vatandaşları tarafından da gerçekleştiriliyordu. Her bir kişi herkesi izliyordu ve her bir kişi de sırayla herkes tarafından izleniyordu. Yani günümüz trolleri gibi. Romanda Okyanusya hükümeti, sakinlerinin kendi gerçeklik ve tarih versiyonunu kabul etmesini sağlamak için propaganda ve yanlış bilgiyi manipülasyon araçları olarak kullanıyor. Örneğin Okyanusya'da Gerçek Bakanlığı olarak bilinen bir devlet kurumu var ve bu kurumun yegane sorumluluğu tarihi kayıtları ve haber makalelerini hükümetin gündemine uyacak şekilde yeniden yazmak. Bu da çarpık bir gerçeklik algısı yaratıyor ve sonuçta vatandaşların alternatif bilgi kaynaklarına ulaşamaması nedeniyle hükümetin gücü artıyor. Dilin kontrolü ve sansür konusu da kitapta işleniyor. Orwell bu temayı Newspeak kavramı aracılığıyla örneklendirmiş. Newspeak, Okyanusya'da kullanılan ve vatandaşlar arasındaki düşünce ve ifade aralığını sınırlamak için kasıtlı olarak tasarlanmış bir dil. Bu dilde muhalif veya bağımsız düşünceyi ifade etmek için kullanılabilecek kelimeler elenmiş durumda. Bunu da Çin'de görmüştüm. Çin'de papağanlara belirli bazı kelimelerin öğretilmesi yasaktı. Sadece Komünist Parti'nin onay verdiği kelimeleri öğretmek serbestmiş. Buna ek olarak romanda hükümet, Big Brother'ın kontrolündeki rejim için tehlikeli olduğu düşünülen fikir veya bilgileri içeren kitapları, filmleri ve medya türlerini yasaklayarak yaygın sansür uygulamakta. Bizim de bugün bir Newspeak'imiz yok mu? Aklıma Twitter geldi. Gerçi Elon Musk para verenler için durumu değiştirdi ama Twitter'da kendimizi sadece 140 karakterle ifade etmeye çalıştık hep. Ve Musk'a para vermeyenler, yani mavi tık almayanlar hala bunu yapmaya çalışıyor. Öte yandan tüm sosyal medyada sakıncalı, muhalif görülen ifadeler sansürlenerek öne çıkarılmıyor ve hatta zaman zaman iletiler siliniyor. Ve yine 1984'teki gibi yasaklanan kitaplar, hoşa gitmeyen dizilere, filmlere uygulanan sansürler, baskılar, gazetecilere baskı, hapis cezaları adeta günümüzün sıradan bir gerçeği haline geldi. Gerçek dünyada da sözde gerçek bakanlıkları ne gerçek ne değil kendileri karar veriyor. Örneğin 1984 kitabında Bolluk Bakanlığı çikolata payını haftada 20 grama çıkaracaklarına dair bir bülten yayınlıyor ve kitapta şu ifadeler kullanılıyor. Ve daha dün diye düşündü Winston, tayınların haftada 20 grama indirileceği duyurulmuştu. Acaba vatandaşların bunu sadece 24 saat sonra yutması mümkün müydü? Evet, yuttular. Peki bir anıya sahip olan tek kişi o muydu? Evet, günümüzde de her şey çok kolay unutuluyor.
Kitaptaki Düşünce Bakanlığı da pek çok otokrat ülkede dolaylı olarak mevcut. Hepiniz düşüncelerinizde özgürsünüz ama kaçınız düşüncelerinizi istediğiniz gibi dile getirmekte özgürsünüz? Hanginiz sosyal medyada, işte ya da arkadaş ortamında düşüncelerini ifade etmeden önce otosansür uygulamıyor? Bunu düşününce aklınıza göremediğiniz bir düşünce bakanlığının olası varlığı gelmiyor mu? Özgürlük, bir şeyi söyleme hakkı değil, bir şeyi söyleyebilme hakkıdır. Özetle George Orwell 1984'te demokrasiyi yaratan temel unsurların zayıflatılması durumunda gelecekte neler olabileceğini yazmış. O 1984 tarihini öngörse de biz dünyaca biraz gecikmeli olarak bu duruma 2000'li yıllarda ulaştık. Çünkü teknolojimiz anca el verdi. Bu süreçte bizlerin de payı var. Haklarımızı koruyamadık. Neredeyse kesinlikle totaliter diktatörlükler çağına doğru ilerliyoruz. Düşünce özgürlüğünün önce ölümcül bir günah, daha sonra ise anlamsız bir soyutlama olacağı bir çağ. Özerk birey varoluştan silinecek. Her ne kadar Orwell'ın kitabı sonlandırış biçimi pesimizm gibi görülse de uzmanlar onun gelecekteki insanlara uyarmak istediğini düşünüyor. Olmasına izin verme. Sana bağlı. Evet, her şey bize bağlı. Demokrasiye gelince, içinde bulunduğumuz demokrasi ne kadar demokrasi? Halkın yarısını mutsuz eden bir demokrasi ne kadar demokrasi? Ya da dünyanın her yanında demokrasiyle seçilen insanlar ne kadar demokrasi sonucu orada? Sonuçta önümüze 2-3 adam konup seç deniyor, biz de seçip seviniyoruz. Bak ben seçtim diye. Acaba gerçekten sen mi seçtin, yoksa büyük birader mi sana onları seçtirdi? Aslında hiçbir şey yasa dışı değildi. Çünkü artık yasa diye bir şey yoktu. Neyse, büyük biraderleri daha fazla öfkelendirmeden videoyu burada sonlandıralım. Ama yine de unutma. Büyük birader seni izliyor. Peki senin büyük biradere söylemek istediğin şeyler var mı? Yoksa düşüncelerini özgürce zihninde mi tutmayı yeğlersin?